Hepinize merhabalar. YouTube Örgü Şenliği kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sırada biten çok kolay bir örgü modeli anlatacağım. Gerçekten çok kolay ve çok şık e, yeleklerde, bluzlarda e, ve yahut da şanlarda bu modeli kullanabilirsiniz. Battaniye de yapabilirsiniz bu modelden. İpinizi istediğiniz kalınlıkta seçin tığınızı da e, ipinize göre seçin ben 4 milimetrelik bir tığ kullanacağım ucu da bu şekilde ipime göre biraz kalın kaçıyor kalın kalıyor yani ama bu modelde böyle olması gerekiyor hemen başlıyorum bir miktar zincir çekerek e, başlangıcımı oluşturuyorum şöyle gevşek gevşek bir miktar zincirimi e, modeli anlat anlatacak kadar zincir çektim böyle siz ölçüp ne yapacaksanız ona göre zincirinizi çekin ve başlayın. Fazla gelen kısmı kesersiniz zaten. Son çektiğim yerin üzerine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şurayı şöyle tuttum. Sonrasında tuttuğum yerin şu üstteki tek telinden girip buraya bir sık iğnesi yapıyorum. Bir tane sık iğnesi yaptım. Sonra yine aynı yere ikinci sık iğnesini yapıyorum. 2 tane oldu. Arasına iki zincir çekiyorum. Ve tekrardan aynı yere batıyorum. Pardon. 2 e, zincir çekip yanındaki zincire batıyorum. 1 Aynı zincire tekrar battım. 2 Şimdi Zincirimde 1 2 3. zincirden giriyorum. Kapatıyorum. Aynı zincire bir kez daha batıyorum. 2 tane sık iğnesi yapıyorum. Araya 1 İki tane zincir çektim. Hemen yanındaki ilk zincire batıyorum. Buraya kapatıyorum. Buradaki bu zincire tekrar battım. İki tane sık iğne yaptım. Şimdi 1, 2, 3. Üçüncü zincire bu şekilde batıyorum. Üstteki tek telden batıyoruz. Kapattım. Bakın şurada deliklerimi biraz daha büyük tutuyorum ki oraya bir kere daha girebileyim. Girdim. İkinci sık iğnemi yaptım. Araya iki tane zincir çektim. Şimdi hemen yanındaki zincire iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Yine bir, bir, iki, üçüncü zincire batıp bir, aynı zinciri iki tane sık iğne yaptım arasına iki tane zincir çekiyorum ve 1 2 3. Pardon çok özür dilerim iki tane e, sık iğne yaptıktan sonra hemen yanındaki Zincire girip 1 iki tane de buraya sık iğne yapıyorum şimdi mode, mode, modeli tamamladım söyleyemedim tamamladım 1 2 3. Zincire batıp kapatıyorum. Buraya bir kez daha batıyorum, iki sık iğne, bir, iki zincir, hemen yanındaki ilk zincire buradan böyle batıyorum, bir, iki, bir, iki üçüncü zincire girip buradan bir sık iğnesi ile kapatıyorum. Şöyle zincirim arkada kaldı ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Birinci sıramız böyle tamamlanıyor hanımlar. Üzerine 1, 2, 3 zincir çekip arka yüzüne dönüyorum. Şimdi burada şuradaki ortalara 2 zincirlik yerlere batacağız. 1, 2. Üzerine 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere battım. 1, 2. Yine bir sonraki motifte bakın şöyle burayı tamamladık bir sonraki motif burası bunun ortadaki iki zincirinden giriyorum bir. Tabi tığınızı taktırmayın benim gibi. Şöyle tekrar yapalım. Evet tekrar girdim 1. Şöyle girdim 2. 1 2 zincir aynı şekilde giriyorum 1 2 Sonraki motifte 2 zincir arasından giriyorum 1 2 sık iğne 2 zincir tekrar aynı yere batıyorum 1 2 sık iğne Bakın bu şekilde model oluşmaya başlıyor. Yine bir sonrakine batıyorum 1 ip aldım. 2 sık iğne 2 zincir tekrar aynı yere 1 2 sık iğne. Son bir yerim kaldı. Sondayım. 1 2 2 zincir 2 sık iğne 2 zincir 2 sık iğne. Bu şekilde model tek sırada ilerliyor. Bu şekilde yaptım. Sıramı böyle tamamlıyorum. Bakın siz de görüyorsunuz. Ve sondaki şu ilk battığım yere şöyle batıp kapatıyorum. 1 2 3 zincirle arka yüzüne dönüyorum. Yine burada da aynı işlemleri tekrarlayacağız. Bir önceki sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Direkt şuradaki 2 zincirlik alandan ortadan girip 1 2 sık iğne 1 2 zincir tekrar ortadan girdim 1 2 sık iğne Yine bir sonraki modele bakın burayı yaptık. Bir sonraki modeldeyiz. Bunun ortasından 1 2 sık iğne 2 zincir tekrar battım 1 iki sık iğne. Sıra boyunca böyle ilerleyeceksiniz. Bir üst sırada da yine aynı işlemleri yapacaksınız. 1 2 2 zincir şöyle iki sık iğne. Bir sonraki araya geçiyorum. 1 2 2 zincir iki sık iğne. Aynı işlemler sıra boyunca ilerliyor. Bakın bu şekilde yapıyorsunuz. Bunu böyle sıra sonuna kadar devam ettirelim ve bir tane de dönüş yaparak 3. sırada bitirelim arkadaşlar. Çünkü bundan sonrası hep aynı ilerliyor. Başka hiçbir şey yok. Çok güzel, çok kolay bir model. İster battaniye, ister yelek ne yaparsanız yapın. Bakın köşede şu köşemde arkadaşlar şu zincirimin tepesinden şu şekilde giriyorum. Bir sık iğnesiyle batıp kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Diğer yüzüne döndüm. Yine aynı şekilde ne yapıyorum? Tepedeki bu iki zincirlik yere bir, iki sık iğne, iki zincir aynı yere battım. Tekrardan bir, iki sık iğne, bir sonraki araya geçiyorum. Bir, iki sık iğne, bir, iki zincir, yine bir, iki sık iğne. Bunu da yaptım. Bakın şöyle. Bir sonraki araya batıyorum tepeye. Ve burada bitireceğim. Şimdi ben size bunun biraz daha böyle büyümüş ve daha da böyle oluşmuş halini göstermek istiyorum. Bu şekilde model ilerliyor, üst katlara doğru böyle çıkacak biraz daha ilerlemiş hali bu şekilde bakın böyle bir görüntüsü oluyor. Kalın tığla yaparsanız böyle bir görüntünün aynısını elde edersiniz diye düşünüyorum. Daha ince tığlarla yaparsanız sık olur ve böyle delikli bir görüntü oluşmaz. Modelimiz bu şekildeydi. Gayet kolay, zevkli bir model. Arkayla ön yüzü aynı görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir model. Umarım e, beğendiğiniz ve hoşunuza giden bir model olmuştur. Gayet kolay da bir yapımı var. Sizler de yapın. Güzel günlerde kullanın inşallah. Siz olsanız bu modelden ne yapardınız? Ben olsam bu modelden kesinlikle bir yelek yapardım. Çok da güzel olurdu. Delikli olduğu için. Siz olsanız ne yaparsınız? Yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki örgü modelleri için e, kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.